gece gündüz her türlü koşulda fedakarça haber peşinde koşan siz değerli gazetecilerin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlar, görevlerinizde başarılar dilerim. Ben bunun hafif bir tarihçesini dün akşam bir baktım, nereden doğdu? Yani 1961 yılında 9 patron olayı olarak ortaya çıkıp 212 sayılı kanunla 4 Ocak 1961'de kabul edilmesi, 10 Ocak 1961'de resmi gazetede onaylanınca bugünün çalışan gazeteciler bayramı olarak kutlanması karar verilmiş. Onun yanında tabii 1961 ile 1971 yılları arasında çalışan gazeteciler bayramı kutlanırken 71 askeri mutlulası ile birlikte gazetecilerin bazı hakları ellerinden alındıktan sonra 10 Ocak çalışan gazeteciler günü olarak günümüze kadar kutlanmakta. Bu 9 gazete patronları içerisinde en çok dikkatimi çeken tabii Cumhuriyet Gazetesi'nin de buna aynı şekilde imza atması. Ve o zamanlar siz değerli gazetecilerin 3 gün boyunca basın isminde bir gazete yayınlamasıyla Türkiye'ye habersiz bırakmamışsınız. Bundan dolayı sizlere teşekkür ederim. Görevlerinizde de başarılar diliyorum. Son 20 yılda Türkiye'deki sağlığın geldiği nokta neresi? Siz de Çerkezköy'de sağlık sektörünü iyi okuyan bir yatırımcı oldunuz. 20 yıl önce küçük bir işletmeyken arkadaşlarla bir araya gelip başlatmış olduğunuz sağlık yatırımı bugün hem bölgede hem ülkede konuşulur oldu. Bunu nasıl öngördünüz? 2023 hedefiniz ne? Çerkezköy'deki ilk özel hastanenin sahibiyiz şu anda ama Çerkezköy'deki ilk özel hastaneyi kuran Doktor Remzi Garip'tir. Öncelikle ona teşekkür ederiz. Sonrasında 2003 yılında biz orayı İrfan Bey'le birlikte devraldık. Biz bu işe girerken devletin bir takım yönetmelik değişiklikleri olacağını deklare edilmişti. Onların haberini almıştık. Bu bize bir güç verdi sektöre girmek için. Biz emeklilerin, memurların, işçilerin, onların ailelerinin özel sektörden, özel hastanelerden faydalanabileceğini düşününce kendimizin de hasta potansiyeli olduğunu düşünerek bu işe girdik. Girdiğimizde bizim yatak kapasitemiz sadece 20 idi. Devletin bu politikası 2 yıl sonra uygulamaya geçti. 2 yıl boyunca biz sigortalı hastalara hizmet veremedik. Sigortalı memur hastalara hizmet veremedik. Gece gündüz çalıştık. Yaklaşık 2 yıl sonra 2005 yılında bu kanun devreye girdi. Fakat 20 yatak bize dar geldi. Çerkezköy nüfusunun artması, bizim hekim seçimlerimiz ve onların tercih sebebi hastanenin bize yetmemesine sebep oldu. Biz 3-4 yıl sonra hastanemizi büyütmeye karar verdik. Bildiğiniz gibi 2014 yılında Namık Kemal Bulvarı'ndaki yeni yerimize taşındık. Vizyonumuz genişti. Projemizi Acıbadem Proje Yönetimi'ne çizdirdik. Aldığımız malzemelerin hepsi birinci sınıf malzemelerdi. Yani kendimiz de bu hastanede tedavi olabilecek gibi, yarın öbür gün bir yoğun bakım ihtiyacımız olduğunda kendimizin de burada tedavi olabileceği gibi düşünerek altyapıyı, binayı, donanımı, ekipmanı ona göre aldık. Başlarda devletin katkısı büyüktü. Fakat devlet SGK ödemeleri yaklaşık 17 yıl önce başlamıştı. 17 yıldır çok cüzi artışlar yapıldı. Neredeyse 3-4 sene öncesine kadar neredeyse hiç yapılmadı. Bir örnek vermek gerekirse bir muayene ücreti 17 yıl önce de 30-35 lira arasındaydı. Bugün de aynı fiyat. Diyelim ki 17 yıl önce bir apandisit ameliyatı 500 lira ödüyorsa devlet, bugün 600 lira ödüyor. Tabii bu durum zaman zaman vatandaşla hastaneyi karşı karşıya getiriyor. Çünkü vatandaş zannediyor ki devlet parasını ödüyor. Yeni binayı tamamladık. Şu anda 150 yataklı bir hastaneyiz. Sonuç olarak yapılan şey bir bina.
verilen hizmet önemli. İşte biz niye yeni baş hekim alıyoruz? Niye bir yeni bir icra kurulu üyesi alıyoruz? Kalitemizi yükseltmek için. Genel hastanın memnuniyeti olacak ki, yani biliyoruz ki sağlık ve eğitim her şeyden önemli. İşte dediğim gibi 6 yıldır sağlık turizmi yapıyoruz. Biz verdiğimiz hizmetin kalitesini kanıtlamak için Amerika'da mükemmelliyet merkezi veren bir kuruluş var. Uluslararası bir kuruluş. Ona müracaat ettik. Ve yaklaşık işte 2 ay önce mükemmeliyet belgesi aldık. Akreditasyon sağladık. Bunu da zaten basına da açıklamıştık. Bu bizim için büyük bir artı oldu. Özellikle sağlık turizminde. Mükemmeliyet merkezini uluslararası bir sağlık kuruluşu veriyor. Bu konuda çok titiz. Mesela diyor ki işte sizin ameliyathaneniz nasıl? Atıyorum. Hasta kabulünüz nasıl? Hemşirelik hizmetiniz nasıl? Bunların hepsini denetliyor ve diyor ki aa siz mükemmelsiniz.